İtalya Krallığı 1. Dünya Savaşı bittikten sonra galip devletler arasında yer alsa da yapılan anlaşmalarda bir üvey evlat muamelesi görmüş ve istediğini alamamıştı. Ekonomisi gün geçtikçe kötüye giden İtalya'da bir gazeteci olan Benito Mussolini'nin kurucusu olduğu faşizm hareketi günden güne destekçilerini arttırıyordu. Ülkeyi bu kötü gidişten Benito Mussolini'nin kurtaracağını düşünen İtalya Kralı 3. Vittorio Emanuele 31 Ekim 1922 günü Mussolini'yi başbakan olarak atadı. Mussolini'nin başbakan olarak atanmasında yaşanan süreç ileride Adolf Hitler'e ilham kaynağı olacaktı ve 1936 yılında Berlin-Roma Mihver İttifakı kuruldu. Hitler Mussolini'ye "benim siyasi hocam" diyordu. Hatta 29 Eylül 1938'de Almanların İngilizlerle yaptığı Münih anlaşması sonucu tek kurşun atmadan Çekoslovakya'nın Sudet bölgesine topraklarını kattığı görüşmelerde İtalya ile ilgili hiçbir karar alınmayacak olmasına rağmen Mussolini de yer almıştı. Toplantı sonunda Hitler yine Mussolini'ye övgüler yağdırmaktaydı. Avrupa'da savaş başladıktan yaklaşık bir yıl sonra Mussolini birçok yandaşlarının itirazına rağmen 10 Haziran 1940 tarihinde müttefiklere resmen savaş ilan ederek Hitler ile ortaklığını tüm dünyaya ilan etti. Kanalımızda da incelediğimiz üzere İtalya tüm savaş boyunca Almanya'ya ayak bağı olmasına rağmen Hitler yakın dostu Mussolini'den asla vazgeçmedi. 1943 yılında Afrika'daki savaş kaybedilip müttefiklerin İtalya'nın güneyindeki Sicilya adasına çıkarma yapması üzerine Kral 3. Vittorio Emanuele Mussolini'yi görevden aldı. Mussolini gizli bir şekilde İtalya'nın Gran Sasso bölgesinde bulunan ve günümüzde de faaliyet gösteren Campo Imperatore oteline hapsedildi. Bu durumu öğrenen Hitler acilen yakın dostu Mussolini'nin kurtarılmasını emretti. İşte bu videomuzda 2. Dünya Savaşı'nın en gizli ve ilginç operasyonlarından biri olan Gran Sasso baskınını incelemeye çalışacağız. Üçüncü Vittorio Emanuele Mussolini'yi görevden aldıktan sonra yerine başbakan olarak bir atama yapmayacağını açıkladı ve yönetimi tamamen kendi devraldı. Yardımcısı olarak da Mareşal Pietro Badoglio'yu getirdi. Bu yeni oluşum tamamen gizli bir şekilde Mussolini'yi Sardunya Adası'na taşıdılar. Bunun sonucunda İtalya'daki Alman ajanları Curtin olarak adlandırılan sığınağında bulunan Hitler'e hemen haber verdiler. Hitler de İtalya'nın taraf değiştirmemesini sağlamak için hemen Mussolini'nin kurtarılıp tekrar faşist yönetimin İtalya'ya hakim olması emrini verdi. Bu kaçırılma görevi için özel operasyonlar düzenleyen birliklerin komutanı olan Otto Skorzeny seçildi. Otto Skorzeny klasik harp taktiklerinin dışında kaos ortamı yaratılan gayri nizami taktiklerde uzman bir kişiydi. Skorzeny kanalımızda da daha önceden incelediğimiz üzere savaş bittikten sonra Yahudiler için çalışmış bir askerdi. Skorzeny'yi parlatacak olay ise Mussolini'nin kurtarılması olayıdır. Bu harekat için Skorzeny'ye iyi eğitimli Alman paraşütçü birlikleri eşlik edecekti. Skorzeny bu görevi almadan önce Hitler ile hiç tanışmamış, hatta Hitler'in Doğu Prusya'daki karargahı olan Curtin'ini hiç duymamıştı. Hitler Skorzeny'yi Curtin'ine çağırdı ve bizzat Skorzeny ile tanıştı. Skorzeny zaten yükselme hırsları olan ve Hitler gibi Avusturya doğumlu bir askerdi. Hitler de bu görevin önemini özellikle vurgulamıştı. Fakat sürpriz bir şekilde asıl görev gücünün başına Alman paraşütçü birliklerinin komutanı olan Kurt Studdent getirildi ve Skorzeny'den göreve danışmanlık ve gözlemcilik yapması emri verildi. Kurt Studdent'ın planı gayet basitti. Girit Savaşı'ndan tecrübeli olan Alman paraşütçüler Sardunya'ya atlayacak ve Mussolini kurtarılacaktı. Fakat İtalya'da bulunan Luftwaffe komutanlarından Mareşal Albert Kesselring, Mussolini'nin Roma'da olduğu istihbaratını aldığını Almanya'ya bildirmişti. Böylece yapılan plan bozulmuştu. İtalyan General Badaglio, Mussolini'nin Anakara'dan uzakta bir yere taşınmasını emretmişti. Ama Alman ajanlara da Mussolini'nin Roma'da olduğunu sızdırıyordu. Tabii ki bu bir şaşırtmacaydı. Luftwaffe'den gelen çelişkili istihbaratlara güvenmeyen Skorzeny bu işe el atmıştı ve haftalarca Mussolini'nin tutulduğu yeri araştırmıştı. Sonunda Mussolini'nin Ponza Adası'nda tutulduğunu öğrenmişti. Yine planlar yapılmaya başlanmıştı. Fakat İtalyanlar Mussolini'nin yerini tekrar değiştirmişler ve Magdalena
gelen ayağı taşımışlardı. Skorzeny bunu da öğrenmişti ve Luftwaffe adanın askeri olarak takviye edildiğini doğrulamıştı. Skorzeny bir keşif uçağıyla adanın durumunu kontrol etmeye gittiğinde ise uçak bir İngiliz uçağı tarafından vuruldu. Skorzeny'nin uçağı denize düşmüştü ve paşist yönetim yanlısı bir komutanın bulunduğu İtalyan gemisi tarafından kurtarılmıştı. İtalyan denizci kılığına giren Skorzeny Magdalena'ya çıktı. Magdalena'da paşist yanlısı bir İtalyan ajan ile temasa geçen Skorzeny, Villa Weber isimli bir yerin sıkı korunduğunu ve devamlı olarak bir askeri hareketlilik olduğunu bildirdi. Skorzeny'nin adamları Villa Weber'i devamlı olarak gözetlediler ve çevrenin haritası çıkarıldı. 28 Ağustos'ta saldırı gerçekleşecekti ama 27 Ağustos'ta Kızıl Haç işareti taşıyan bir uçak villanın yakınlarına indi ve büyük bir gizlilik ile birkaç kişi uçağa bindirildi. Alman paraşütçüler atlayış yapmadan önce villayı kontrol eden ajanlar Mussolini'nin bir gün önce götürüldüğünü anladılar ve saldırı iptal edildi. Araştırmaları yeniden başlayan Skorzeny, SS İstihbarat Bölüm komutanlarından biri olan Herbert Kapler'den Grand Sasso bölgesinde yoğun askeri güvenlik önlemleri alındığına dair bir haber aldı. Bölge stratejik olarak önemli olmayan bir bölgeydi. Almanlar yaptıkları araştırmalarda Mussolini'nin büyük ihtimal ile buraya taşınmış olabileceği kanısına vardılar. Özellikle Campo Imperatore Oteli'nin çevresinde alınan önlemler ve bu otele teleferik dışında hiçbir ulaşımın olmaması dikkatleri çekmişti. Almanlar zekice bir plan hazırlayarak Mussolini'nin Campo Imperatore Oteli'nde olup olmadığını test edeceklerdi. İtalya'da bulunan sıradan Wehrmacht'a bağlı bir piyade birliğinin konumunun Gran Sasso'ya yakın bir bölgeye kaydırılacağını İtalyan hükümetine sızdırdılar. Alman birlikleri bölgeye doğru ilerlerken İtalyan kraliyet muhafızları Alman birliklerinin yolunu kesti ve bu bölgede bulunamayacaklarını bildirdi. Zaten bu hamle Almanları istediklerine ulaştırmıştı. Alman birliği de başka bir konuma yerleşeceklerini Berlin'e iletmiş, yine bu hamle İtalyan yetkililerinin şüphelenmemesi için İtalyan hükümetine sızdırılmıştı. Mussolini'nin Gran Sasso'da olduğuna emin olan Skorzeny yeni bir plan oluşturmuştu. Yaklaşık 100 paraşütçü Gran Sasso'daki Abruzzo dağlarına inecek ve Campo Imperatore oteli kuşatılacaktı. Zaten otele teleferik dışında ulaşım olmadığından takviye gelemeyecekti. Aslında İtalyanlar Mussolini'yi oraya yerleştirmekle istemeden Almanların ekmeğine yağ sürmüşlerdi. Birçok komutan bu plana karşı çıksa da Hitler planı bizzat onaylamıştı. 3 gruba ayrılan kurtarma ekibinin 2 grubu otelin çevresinde bulunan güvenliği oyalayacak, bir grup ise otelin içine Mussolini'yi kurtarmak için girecekti. 12 Eylül 1943 tarihinde 12 Alman uçağı ve bu uçaklara bağlanmış planörler Gran Sasso'ya doğru yola çıktılar. Skorzeny'nin yanında İtalyan faşist birliklerinin komutanından olan Fernando Soletti de harekata katılmayı istemişti. Soletti herhangi bir çatışmaya mal vermeden İtalyan askerlerini ikna edebileceğini düşünüyordu. Uçaklar Gran Sasso'ya yaklaştıklarında paraşütçülerin iş yapacakları Abruzzo dağları üzerinde planörleri bıraktılar. Skorzeny havadayken yere inmiş iki planörün feci şekilde yere çakıldığını fark etti. İki planörde yaklaşık 16 asker bulunuyordu. Çok da önemli olmadığını düşünebiliriz ama bu planörlerde otele giden yolda rehberlik edecek askerler bulunmaktaydı. Ayrıca bölgenin hava fotoğraflarını yorumlayan uzmanlar düz bir yaylaya ineceklerini belirtmişlerdi. Ama indikleri bölgeler tamamen dik yamaçlardan oluşan bir bölgeydi. Bu nedenden birçok planör ve mühimmat zarar görmüştü. Alman paraşütçülerin komutanı Kurt Student, Otto Skorzeny'yi iyi hazırlık yapılmaması ve planı aceleye getirip kahraman olmaya çalışmasından dolayı suçlamaya başlamıştı. Kurt Student benzer bir olayı yakında inceleyeceğimiz Girit Muharebesi'nde de yaşamıştı ve birçok elit askerini kaybetmişti. Skorzeny'nin zaten yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yedek bir planı da yoktu. Bunun sonucunda Kurt Student havada olan 6 uçağı planörleri otele en yakın yerde bırakmalarını emrini vermişti. Bu planörlerden inen askerler direkt otelin girişine doğru koştu ve şaşkına dönen İtalyan askerler hiçbir şey yapamadılar. İtalyan askerler kendilerini toparladıklarında Almanlara durmalarını söyleseler de Fernando Soletti devreye girdi ve otelde bulunan yaklaşık 200 İtalyan askeri ateş etmemeleri emrini verdi. Yaşanan boşlukta Alman askerleri hemen İtalyanların telsiz vericilerini yok ettiler. Böylece otelin dışarı ile bağlantısı tamamen kesilmiş oldu.
Otelin birinci katında bulunan Benito Mussolini, daha Alman askerleri ona ulaşmadan yürüyerek Almanların yanına geldi. Zaten Mussolini Alman askerlerinin yanına gelince olay bir kurtarma operasyonundan ziyade iki tarafında katıldığı bir eğlenceye dönüşmeye başlamıştı. Mussolini Gran Sasso'dan Roma'ya pilotla birlikte sadece iki kişi alan Pfizer Stoff tipi bir uçak ile getirilecekti. Üstelik uçak otelin yakınına inerken de hasar almıştı. Pilota da sadece Mussolini'yi alıp gelmesi emri verilmişti. Fakat Mussolini uçağa binince uçağın hasar almasından dolayı Scorzini Mussolini'yi uçaktan indirdi. Yedek bir uçak daha gelecekti ve bu uçak hiçbir hasar almadan iniş yapabilmişti. Gelen uçağa binen Mussolini'nin yanına Scorzini de uçağa bindi. İlk olarak uçağın pilotu aşırı ağır olduklarını belirtse de Scorzini pilota uçağı kaldırmasını emretti. Şanslarının da yanında olmasıyla Mussolini'ye hiçbir zarar gelmeden kurtarılmıştı. Fakat kahraman olma heveslisi Scorzini yüzünden bu sefer havada büyük tehlike yaşamalarına rağmen yetenekli pilot uçağı Roma'ya indirmişti. Roma'da da bu ikili Heinkel 111 model bir uçağa bindirilmiş ve Doğu Prusya'daki Kurtin'le yani Hitler'in yanına gitmişlerdi. Bu operasyonda gözlemci olmasına ve yaptığı planın ters gitmesine rağmen Scorzini Almanya'da bir kahraman haline gelmişti. Alman propaganda filmlerinde bolca yer almaya başladı ve Hitler'in elinden şövalye haçı aldı. Aslında Alman paraşütçülerin komutanı Kurt Student ve İtalyan komutan Fernando Solete olmasaydı bu görev oldukça sorunlu olacaktı. Bu kurtarma operasyonu ondan sonra Mussolini İtalya'nın kuzeyine gitti ve Almanlar için kuzeyde faşist bir yönetim kurarak müttefiklere karşı direndi. Böylece Almanya'ya güneyden gelebilecek bir tehlike yavaşlatılmış oldu. Bu videomuzda Mussolini'nin İtalyan hükümetinden kurtarıldığı Gran Sasso baskınını sizler için inceledik. Bu tür tarihi konuları incelediğimiz videoları takip etmek için kanalıma abone olmayı, merakla bekleyeceğiniz yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.